Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore karşılıklı tehditlerle savaş davulları çalarken Japonya ve Güney Kore'de korku hakim. Düşünce kuruluşu Heritage Foundation'dan uzman Bruce Kligner bölgedeki savaş riskine ilişkin şöyle konuştu. Kuzey Kore'nin kımıldamadan Seul'e hedef alabilecek 10 bin ağır havan topu bulunuyor. Pyongyang yönetimi 1 milyon askerini silahsızlandırılmış bölgeye yakın tutuyor. Açıkçası Güney Kore çok büyük tehdit altında. Kuzey Kore topraklarını hedef aldığınız takdirde yarımadanın tümünde çıkabilecek savaş riski oldukça yükseliyor. Eğer olaylar bu şekilde gelişirse Güney Kore ve Japonya'da yüz binlerce hatta milyonlarca kayıp olabilir. Pyongyang yönetiminin yayınladığı propaganda videosunda Güney Kore'yi sadece 3 gün içerisinde işgal edebileceği iddia edildi.